bir hastamız geldi şimdi. Check-up programındayız bugün. Arkadan yanaşarak tırnak kesmek daha iyi oluyor. Besin değeri olmayan şeyler, özellikle poşet, işte duvar yalayanlar var. Ondan sonra kapı kemirenler oluyor. Herkese merhabalar. Ben veteriner hekim Mehmet Koç. Bugün yine birbirinden ilginç 3 tane vakamız var. Çok vahşi kedilerimiz var. Kan alıyoruz, başka işler yapıyoruz. Şimdi videolarımıza geçelim. Videolara geçmeden önce kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve beğen tuşuna basarak beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sorularınız varsa yorum kısmında bekliyorum. Hadi şimdi videoya geçelim. Gelin. Kuzunun iç dış parazitinin zamanı gelmiş. Oh maşallah. Kaç kilo oldun sen ya? Dur, gitmek yok, gitmek yok. Dur. Geldi senin kilona bakalım. Ne durumdasın sen? Gel. Göbek ne ya böyle? Hop. Kaç kilo olmuş? 5 kilo 950 gram. Ne kadar mama yiyor şu anda? Bir çay bardağı. Bir çay bardağı. Ne kadar? Biraz uzun. Bunları da keseyim. Böyle arkadan yanaşarak tırnak kesmek daha iyi oluyor. Tamam. Süpersin. Bunlar zaten kesilmiş. Arka ayaklarımız daha çok uzamış. Normalde arka ayaklar daha kısa olması gerekiyor ama demek ki uzun bir süre kesilmemiş. Siz kesmiş miydiniz ama? Önlerini kesebiliyorum. O yüzden. Durmuyor zaten arkada baksana. Evet, arkada durduramıyorum. Gel. İç parazit için hap kullanıyoruz. Hap daha etkili oluyor. Aç bakayım ağzını. Aferin sana. Ne güzel açtın ağzını ha. Şimdi bunu güzel yediğin için. Sana bu ödülü vereceğim. Gel. Ha? Gel gel. Korkma korkma. Aç ağzını. Üst tabağına yapıştırdığımız zaman hiçbir şekilde ağzından çıkartamaz. Oo. Gel gel gel. Sen obur birisisin ya, bunu yemen lazım. Niye yemiyorsun? Ah. Yok. Koca panter yemedi bir şeyler. Gel şöyle bir genel muayenemizi de yapalım. Ağzlarımız, dişlerimiz daha iyi. Kulaklarımızda herhangi bir problem yok. Ama şöyle bir küçük bir tanıtık yapalım. Yenecek bir şey değil, dur. Şöyle kulaklarımızı siliyoruz. Çok fazla içine girmeden sadece kepçe kısmını alıyoruz. Her pamukla kulağı ayrı ayrı temizliyoruz. Aynı pamuğu kullanmıyoruz ki orada bir rahatsızlık varsa diğer tarafa geçmesin. Kulaklarım tertemizmiş. Şimdi sırada dış parazitimiz var. Tamam. Dış parazit de oldu. Hadi. Gözü çantada. Gel. Poşet mi yoluyor bu arada başlıyor? Poşet mi yoluyor? Evet, poşet yapıyor. Normalde olmuyor ama ben kaldırdığım zaman da bağırdık istiyor. Onu şimdi böyle besin değeri olmayan şeylerin özellikle poşet, işte duvar yalayanlar var. Ondan sonra kapı kemirenler oluyor. Bu vitamin mineral eksikliğinden oluyor. Onunla alakalı bir vitamin mineral takviyesi kullanıyor musunuz şu anda? Yani kullanmıyorum. Şeyde var çünkü o problemin olmasında bir de üstünde Bozita'nın yaş mamalarını evet, evet, onlar da var ama işte demek ki yetersiz geliyor bu çocuğa. Bunun biraz da vücut kitle oranında yüksek olduğu için böyle vitamin mineral takviyesinde bulunmakta fayda var. Bunu hap mı yutturabilirsiniz? Hap da yutturabilir. Hap yutturabilir miyiz? Tamam, bununla ilgili olarak bir hap vereceğim size. O bu durumu çözecektir. Bu işi burada çözmüş oluruz. Yani bunlar genelde işte bazıları var. Bu su boruları var. Su borularını yalıyorlar. İşte demir eksikliğinden kaynaklanıyor. İşte vitamin mineral. Çocuklarda da olur ya. Aynı o şekilde. Toprak yiyenler var. Bu tarz eksik. Poşetin de elle tutulan yerindeki o hani şey var ya ben... Kulp yerine. Evet, kulp yerine. Tamam, onunla ilgili olarak şimdi bir vitamin getireceğim. Evet, yani. Bunu ezip mamanın üzerine de dökebilirsiniz. Toz haline gelince... Ağzım kolay açıyor zaten. Ha, süper. Çok fazla
ağızda inanılmaz. Ağzı da çok geniş. Bundan böyle günde bir kere yarım tablet veriyorsunuz. Hemen onu da yutturalım burada. Aç bakayım ağzını. Ağzı iki oda bir salon ya maşallah. Şöyle dilin arkasına doğru atıp ittirdikten sonra yedi. Gel bir üzerine bir konserve vereyim sana. Rahat gitsin. Normalde çok... Evet. Bugün çok stres oldu, sıcaktı ya, o yüzden evet. Muhtemelen. Evet, evet, evet. Hadi git bakalım. Hah. Bunu da yanına attım senin. Böyle bir 15 gün sonra yine konuşuruz. İlaç böyle 15 gün sonra etkisini göstermeye başlıyor. Bunu sürekli kullanacak mıyız peki, yoksa belli? Yok, belli bir süre kullanacağız. Sürekli kullanmaya gerek yok. İçerisinde 100 tane var zaten bunun. Bayağı gider, yarım tablet, yarım tablet. Evet, hastamızı şu anda taburcu ettik. Aslında gördüğünüz gibi sıradan bir iç dış parazit için gelmişti ama poşet yalama, işte duvar yalama, gıda benzeri, yani gıda niteliği olmayan şeyleri yeme hastalığı dediğimiz pika rahatsızlığı var. Vitamin, mineral, böyle demir eksikliğinden kaynaklı olabiliyor. Onunla ilgili olarak bir tane etkili bir vitamin verdik, onu kullanacak. 15 gün sonra kontrolü çağırdık. Bakalım sonuçları göreceğiz. Şimdi sıradaki hastamıza geçelim. Şu içerisinde dişinde sorun var. Ha, tamam, şimdi bakarız. Evet, gel bakalım. Oo, bayağı da tosun bir şeymiş bu. Evet, dışarıda tuhaf etsin ama iyileşsin. Valla güzel resimli bir şey bu çocuk ya. Evet. Ne haber? Dur. Gel şöyle bir bakayım senin suratına. Şurada biraz bir akıntı var. Oo. Tamam, tamam. Dur. Bir şey, tamam. Hadi. Sıvılaştırıldı herhalde değil mi? Kısa, evet. 9 kilo var mı? Kaç kilo? Tartalım hemen. 8 kilo var herhalde. 5.40. Aç bakalım. Arka dişlerde problem var. Bir tane çürüğümüz var. Siz bu çocuğa ilaç kullanabilir misiniz? Evet. Ama da şey tuhaf geldi. Sen dışarıdan mı çekiyorsun? Bunun o arka dişinin çekilmesi lazım. Tamam. Onu çekeceğiz. Tamam. O dişte kötü bir durum var. Evet. Çektikten sonra da bir hafta falan bizde kalacak. Tedavisini yapacağız. Tamam. O şekilde ilerleyeceğiz. Şu anda aç mı tok mu biliyor musunuz? En son su aldım. Başka bir şey aldım. Tamam. O zaman akşama doğru yaparız bunu operasyonu. Tamam. Bir hafta size mi kalacak? Bir hafta bize kalacak o iş. Ne zaman gelin? Bir hafta değil, 4-5 gün falan kalır. Biz size onunla ilgili olarak haber veririz. Hastamızın ağzında viral kökenli olduğunu düşündüğümüz bir iltihap var. Diş etine yerleşiyor bu virüs. Virüsten kaynaklı bir diş eti iltihabı oluyor ve dişleri çok fazla bir şekilde harivasyona sebep oluyor. Onunla alakalı olarak en radikal çözüm olguyu gördüğümüz dişi çekmek oluyor. Çünkü diş etleri olduğu gibi kızarık ve ağzında salyalanma var. Onunla ilgili olarak da zaten bir hafta burada kalacak. Kaldığı süre zarfında antibiyotikleri yapılacak. Ve o dişi çektikten sonra tamamen sağlıklı bir yaşam sürmeye devam edecek. Şimdi sıradaki hastamıza geçiyoruz. Evet, yeni bir hastamız geldi şimdi. Check-up programındayız bugün. 6 ay önce bir kan tahlillerine bakmıştık. Şimdi tekrar bir kan tahlillerine bakacağız. Bakalım ne durumdayız, nasıl gidiyoruz. İştahımız falan gayet iyi ama herhalde değil mi? Gayet iyi. Süper. Kilo da almış zaten. Her şey yolunda gözüküyor. Kilo bayağı aldım. Biz yine de bir kan tahlillerine bakmak istiyoruz. Bugün biraz şey geldi sanki ya. Biraz sakin. Evet. Şöyle bir arkadan alalım kanımızı. Tamam. Bu da bize alıştı artık sanki ya. Herhalde bilmiyorum yani. Yine de dokuma güven olmaz. Yok yok. Çocuğun hakkında öyle kötü konuşmayın. Sonra kazan falan. Şu an bence gayet iyiyiz. Çünkü geçen sefer kan alırken bayağı bizi uğraştırmıştı. Alışmıştı buraya artık. Evet, artık alıştı. Kan tellerimizde genel bir hemogram bakacağız. Geniş kapsamlı bir biyokimyaya bakacağız.
hemogramda herhangi bir enfeksiyon var mı yok mu? Bağışıklığımız ne durumda? Onları bir gözleyeceğiz. Biyokimyada da birçok parametreye birden bakılabiliyor. Böbrek, karaciğer. Vallahi sesi hiç çıkmıyor. Kamerayı görünce ne oldu? Utandı herhalde biraz. Bak kanı da az geliyor, kanı da vermiyor. Biyokimyada işte böbrek, karaciğer değerlerine bakıyoruz. Onun haricinde kolesterolüne bakacağız, şekere bakabiliyoruz. Bu hızlı olmaz, hızlı dolduramayız. Geçen sefer bayağı akışkan gelmiştik ama bugün bayağı sakin. Alışık değilim seni böyle görmeye ama. Yani kilo da aldı dedim, kilo alınca kanı canı da iyi gelir ama herhalde. Ne yaptı stresten? Evet. Konuşmaya başladı. Kilolu değilse kemiklerin gibi tamam. Allah Allah. Bu ne inat ya? Boncuk niye yapıyorsun bunu? Boncuk ne? Boncuk. Ya çok tatlı bence ama işte. Bu bayağı sakinleşmiş ya. O benim faktörüm. Yok oğlum. Senin faktörün. Tabii. Sen ya da tut faktörü maktörü başlar mı? Ben de. Ulan senin faktörünü de bırakayım istersen. Bırakırsan bakalım. Tamam. Kanını bayağı bir zor aldık. Normalde kan alırken bu kadar yavaş gelmez ama herhalde kendisi de biraz stres oldu. Bayağıdır yanımıza gelmiyordu. En son işte 6 ay önce geldiğinde bir karaciğer safra yollarında bir enfeksiyon vardı. Onunla ilgili olarak tedavisini yaptık. Zorlu bir süreçti. O zaman mesela çok daha agresifti. Kanı daha iyi geliyordu. Tabii ki bizi tanımıyordu. Tanımadığı halde biraz daha saldırgan bir yapıdaydı. Şu an daha sakin. Ama bu sefer de kanımız az gelmiyor. Kan tahlillerimizin sonucu çıkana kadar da bu arada karnesini inceleyeceğiz. Bir yılda aşı yapılmadığı için aşılarına başlayacağız. Yani tedavisi zorlu bir süreçti. Evet. Takviyelerle bu durumu çok güzel bir şekilde atlattık. Şimdi karnesine bakayım ben. Yani son 16 Nisan'da başlamışız. Yani aşıya. Bir de iç dış parazit olacak. Hı hı. Ve işte kudusu ya da karnadan birini yaparsınız. Aynen. Şimdi iç dış parazitlerini yaparız. Hı hı. Diğer aşıları da sonuçlar çıktıktan sonra yapacağız. Evet, zor bir süreç. Tedaviden sonra nasıl geçti? 6 ay nasıl geçti sizce? Tedavi zaten biz size müteşekkiriz bu anlamda. Çünkü kedimizi siz kurtardınız netice itibariyle, yavrumuzu diyelim. Evet. Gayet güzel geçti. Takviyelerle ve işte zaten yaptığınız tedaviyle lokum iyileşti ve yani bizim birlikte her şey. Çok çok seviniyoruz biz böyle durumlarda. Zaten tüy yapısı da o zamanlar çok kötüydü. Şu an tüy yapısı da daha iyi, parlıyor en azından tüyleri. Çok iyiyiz. Şimdi sonuçlarımız bir çıksın. Bu ondan bir check-up sonra işte. Tabii yani genel bir check-up. Her şeyine bakıyoruz bu çocuğun. Böyle bir yılda bir kere bunu yaparız bu çocuk için. Şimdi sonuçlarımıza bir bakalım ne durumdayız. Tekrardan geleceğiz. Sonuçlarımız çıktı. Sonuçlarımız gayet iyi. Bir tek şimdi kiloyla alakalı olarak kolesterolümüz yüksek. Bir de hafif karaciğer yağlanmamız var. Onunla ilgili olarak kilo verdirmek istiyoruz. Bir de derisinde ufak tefek kepeklenmeler var. Onunla ilgili de bir konuşacağız. Gel. Kilo verdirmek istiyoruz ama konser başlıyoruz. Direkt yağlanmış. Neyse bunu sen evde yersin. Yani şu anda stresten yemiyorum. Ama şey, ilgisi burada, dikkati burada. Tamam. Güvenemedi bir türlü. Bak. Ya, her koşulda bunu yapabilir. Sen onu yerken ben de aşılarını yapacağım. Aşılar buradaymış. Biz de başka yerde arıyoruz aşıları. Sen devam et. Daha öncesinde ensesinde bir şey vardı, o da dağıldı bu arada. Herhalde enjeksiyon çok oldu ya. Enjeksiyonlardan ölen olabiliyor bazen. Ondan da kovmuştuk ama şu anda çok iyi. Tabii kilo kovuyoruz. Normalde üçüncü tek iğne yapmak çok zor. Hayırdır bak ama yemek yok. Ne yaptı şu anda? Yemek yok. İler gelmeyeceğim buraya diyor. İler gelmeyeceğim diyor. Ama yine gelecek 6 ay sonra. Ye sen ye, tamam ben gidiyorum.
Tamam. Boğazda o kadar şey ki kandırdık yani boğazda. Ya aslında şöyle, Burak'ın bu arada kaç kilo oldu? 10 kilo gibi gözüküyor ama 4 kilo 900 gram. Yani biraz kilo 5 kilo 900 gram pardon. Ama yani bir 8 kilo kadar gözüküyor. Küt bir kedi. Evet. Yani biraz göbeğimiz var. Hastamızı taburcu ettik. Sonuçlarımızda biraz karaciğer yağlanması çıktı. Biraz da kolesterolümüz yüksekti. Tabii ki normalde olması gereken kilonun 1-1,5 kilo üzerinde olduğu için böyle sonuçlar olabiliyor. Şimdi onunla ilgili olarak diyetini değiştiriyoruz. Bir de o karaciğer yağlanmasını rahatlatacak birkaç takviye vereceğiz. Ve sorun çözülecek. Aşılarını da yapmış olduk. Yine başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı günler.